Değerli Gassam mensupları, Açık Diplomasi Programı'ndan merhaba. Konuğumuz araştırmacı yazar Şeyma Kızılay. Konumuz Afganistan'da Taliban yönetimin 4. yılı. Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın tüm kontrolünü ele almasıyla gerçekleşen yönetim değişikliğinin üzerine 3 yıl geçti. Afganistan'daki yönetim değişikliğiyle bugün değerli hocamız Şeyma Kızılay'la Afganistan'ın iç ve komşularıyla ilgili güvenlik durumu, Afganistan'ın ekonomik ve insani yaşam durumu ve Taliban yönetimin uluslararası tanınırlık durumu nedir konusunu yorumlayacağız. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için de teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere 14 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Afganistan yönetiminde Taliban var. Ve bu yeni düzen beraberinde bir takım sorunlar da getirdi tabii ki. İç güvenlik noktasında özellikle bakıldığında 2019 yılında varlık göstermeye başlayan terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan eyaleti İSKP yapılanmasının etkisini görüyoruz ülkede. Özellikle geçtiğimiz 2 yılda örgütün birçok alanda ciddi saldırıları meydana geldi. Taliban'ın ülkede güvenlik sağlayamadığını ortaya koymak için örgüt özellikle bir takım adımlar atıyor ve bu algıyı oluşturmak üzerine Taliban üstünde baskı oluşturmak amacıyla çeşitli saldırılar düzenliyor. Bu iç güvenlik açısından Taliban için zorlayıcı bir faktördü. Özellikle 2022 yılında Afganistan terörden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer aldı, üst sıralarda yer aldı. Günümüze geldiğimizde bu biraz daha tablo değişti tabii ki. Örgütün stratejisine baktığımızda mezhep çatışması çıkarmaya yönelik bir takım adımları var. Şii kesime karşı bir saldırı sistematiği yürüttü. Ardından Taliban'la diyalog kuran ülkelerin diplomatik temsillerine yönelik eylemlerde bulundu. Hatırlanacağı üzere Pakistan ve Rusya elçiliklerine yönelik saldırılar yapılmıştı. Ve ardından Taliban liderlerine yönelik eylemlere yöneldi, bireysel saldırılara başladı. Yani ülke içinde Taliban ile İSKP arasında bir mücadele söz konusu oldu. Ancak Taliban'ın da karşı operasyonlarına baktığımızda örgüte ciddi kayıplar verdirildiği de görülüyor. Üst düzey isimlerin öldürülmesi ve karşı operasyonlar İSKP'nin ülkedeki etkisinin azaldığı yönünde algılara da yol açtı. Ve DAEŞ unsurlarının etkisiz hale getirildiğinin duyurulması da bununla ilgili. Taliban bu yönde medyatik çalışmalar da yapıyor. Böylece örgütün bahsedildiği kadar büyük bir tehdit üretmediğini ve terörle mücadelede kararlı olduğunu göstermeye çalışıyor. Son tahlilde Taliban'ın ilk dönemlere göre şu an güvenlik ve asayiş konusunda biraz daha etkin sonuçlara ulaştığı söylenebilir. Komşularla ilişkilere bakıldığında yine Taliban'ın ABD ile yaptığı Doha Anlaşması'nda Afganistan topraklarının başka devletlere karşı onların güvenliğini tehdit oluşturmasına izin vermeme taahhüdünde bulunmuştu. Ve ABD'nin çekilmesi sonrasında oluşan güç boşluğunda da çeşitli yerel radikal gruplar ya da İSKP gibi küresel tehdit üreten terör unsurları hareket serbestisi kazandılar bu güç boşluğundan. Dolayısıyla bu da komşu ülkeleri tedirgin etti. Bu durumda en çok Tacikistan tehdit algılayan ülkelerden biriydi. Her iki ülkede de Afganistan'da da Tacikistan'da da rakip denebilecek gruplara karşı politikalarla karşılıklı olarak koz haline geldi bu durum. Keza Özbekistan da aynı şekilde güvenlik tehdidi algılayan komşu ülkelerden. Hatta Taşkent yönetiminin Taliban'ın ve Afganistan'ın uluslararası alandaki kabulüne yönelik diplomatik çabaları ve istikrar arayışları da güvenlik konusunda etkin sonuçlar almaya yönelik hamleler olarak okunabilir. Çünkü güvenlik sağlanırsa ardından istikrar ve diğer faaliyetler gelecektir. Bir başka aktör olarak Çin'e baktığımızda Çin-Taliban ilişkileri genelde iyi seyrediyor. Hatta Taliban-Pekin diyaloğunun Çin'in bir takım güvenlik kaygılarının giderilmesi karşılığında ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bunun siyasi ve diplomatik kanada taşınması yönünde bir ihtimalden söz edilebilir. Pakistan'a bakıyoruz. En çok etkilenen ülkelerden biri Afganistan gelişmelerinden daha fazla güvenlik tehdidi algılıyor. Özellikle Taliban'ın yönetime gelmesinden sonra uluslararası alanda çaba gösteren ve yine Taliban gerçekliğinin kabul edilmesi konusunda girişimlerde bulunan bir aktördü. Ancak güvenlik konusunda tehdit algısı oldukça yüksek. Özellikle ülke içinde faaliyet gösteren Tehrik-i Taliban Pakistan terör örgütüne karşı Afganistan yönetiminin yetersiz eylemlerde bulunmasından şikayetçi Pakistan yönetimi. Ve aynı zamanda Taliban yönetimiyle anlaşmazlık yaşanan bir hususta Durant Hattı konusunda, iki ülkeyi birbirinden ayıran Durant Hattı konusunda da anlaşmazlık var. Bir başka aktör olarak İran'la ilişkileri iyi yürütmek istediği söylenebilir. Ancak burada da sınır hattındaki vilayetlerde anlaşmazlıklar olabiliyor. Orta Asya'daki komşularına baktığımızda yine yakınlık kurma niyeti var. Taliban stratejik diplomasi, ekonomik girişimler ve altyapı projeleriyle daha çok Orta Asya'da ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Türkmenistan'la arasındaki Trans-Afganistan Demiryolu Projesi kapsamındaki ortaklık. Yani genel olarak baktığımızda Taliban yönetimi Afganistan'ı uluslararası alanda daha görünür kılma ve ilişkilerini geliştirme amacı içerisinde. Bunu da güvenlik ekseninde baktığımızda terör unsurlarının ya da yerel radikal grupların etkinliğinin sınırlandırılmasına yönelik bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Ülkedeki ekonomik ve insani yaşam durumuna baktığımızda insani desteğe halen ihtiyaç duyuluyor. Özellikle 23 milyon kişi yardıma muhtaç durumda. Dolayısıyla insani krizin devam ettiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda yolsuzluğu azaltma girişimleri ya da afyon ekimi yasağı gibi uygulamaları da var Taliban'ın. Yine ekonomik düzeni etkiliyor bunlar. Güvenlik konusunda bir takım gelişmeler var ancak ekonomik ve sosyal alanda pek de gelişim yaşanmadı bu son 3 yılda. Ve bu yeni yönetim kalkınma projeleri başlatarak bir takım amaçlar elde etmeye yolunda gidiyor. Daha önce başlatılmış olanlara katkı sağlama ya da yeni projeler oluşturma, bu şekilde ekonomiyi canlandırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu konuda da özellikle çeşitli Avrupa ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İranlı şirketlerle birçok alanda yatırım görüşmelerinin yapıldığını biliyoruz. Bununla birlikte üstelik çok sayıda Taliban yetkilisi de finansal yaptırımlar dahil olmak üzere uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya. Bunu da aşmaya yönelik bir çabası var Taliban'ın. Yani ekonomik açıdan zorluklar devam ediyor ama bu biraz da tanınma meselesiyle de ilgili. Buradan da yine uluslararası tanınırlık durumuna bağlayabiliriz. Taliban'ın ilk andan itibaren önünde duran en büyük sorun uluslararası alanda tanınamaması. Taliban'ı hiçbir ülke resmi olarak tanımadı. Ancak diyalog kuruluyor, bazı toplantılara davet ediliyor, işbirliği anlaşmaları yapılıyor. Hatta elçiliklere akreditasyon veriliyor. Taliban'la diyaloğunu derinleştiren ülkeler arasında baktığımızda öne çıkan ülkeler Özbekistan, Pakistan, Rusya ve Çin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya ve Çin'in daha tanımaya yakın aktörler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Rusya, terörle mücadelede ortaklık başta olmak üzere bir takım diplomatik girişimlerde bulunuyor ve Taliban'la diyaloğunu geliştiren ülkelerden. Aynı zamanda Moskova'nın Taliban'a yönelik yaptırımları kaldırmayı düşündüğüne dair açıklamalar da yine gündeme gelmişti yakın zamanda. Çin'e baktığımızda ekonomik hedefler çerçevesinde ve güvenlik endişeleri kapsamında bir yol izleyerek Taliban'la diyaloğunu arttırıyor. Ayrıca son dönemlerdeki bazı gelişmeler de ülkedeki güvenlik sorununun aşılmasının diplomatik temsil sorunlarını da ortadan kaldıracağını gösterdi. Ne gibi gelişmeler diye baktığımızda örneğin İtalya, şimdiye kadar Katar'da bulunuyordu İtalya'nın Kabil Büyükelçisi. 2021 yılından itibaren ilk kez bu yıl Temmuz ayında Kabil'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda İtalya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı ve Roma'nın Taliban'la diplomatik ilişkiler kurmak üzere çalışmalara başladığını doğruladı. Yine benzer şekilde İspanya'dan benzer adımlar var. Büyükelçiliğin Katar'dan Kabil'e taşınması gerektiği yönünde bir açıklamaları oldu. Ve asıl engelin güvenlik meselesi olduğuna işaret ettiler yine. İspanyol yetkililer gibi İngiliz yetkililer de Afganistan'daki büyükelçiliğin yeniden açılmasının önündeki başlıca engel olarak diplomatların güvenliğine ilişkin belirsizliği gösteriyor. Ancak bununla birlikte değişmeyecek şeyler de var. ABD'den yapılan açıklamalara baktığımızda ABD'nin Taliban'ı tanımayacağını ve Kabil'deki diplomatik misyonunu yeniden açmayacağına dair ifadeler görüyoruz. Ve Amerikalı yetkililer Taliban başta kadın hakları olmak üzere ülke içerisindeki bir takım dinamikleri düzeltmedikçe ve insan haklarını ihlal etmeye devam ettiği sürece görüşünün bu çizgide kalacağını ifade ediyor. Bu biraz da kapsayıcı yönetim konusuyla da ilgili Taliban açısından tanıma mevzusu. Kapsayıcı yönetim konusunda uluslararası toplumun talebini karşılayacak adımlar atarsa Taliban hem diplomatik hem siyasi anlamda gelişme kat edebilir uzun ya da orta vadede baktığımızda hem de ekonomik olarak biraz daha rahatlayacağı bir sürece girebilir. Ancak bu tür konuları ülke içi mesele olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla zorlayıcı faktörlerin Taliban'ı ne kadar sınırlayacağı ve ne yönde adım atmaya yönelteceği belirleyici olacaktır diyebiliriz. Evet Şeyma Hanım, Afganistan'daki yönetim değişikliği ile ilgili bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim.